Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir transfer videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz Hakan Çalhanoğlu olacak. Biliyorsunuz Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk bu ismi gündeme getirmişti ve Galatasaray taraftarı bir anda heyecanlanmıştı. Ama biliyorsunuz dünkü seçimlerde Metin Öztürk seçilemedi. Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Öncelikle hayırlı olsun. Yine iddialar var. Burak Elmas'ın Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edebileceği yönünde. Fatih Hoca'nın Hakan Çalhanoğlu transferini istediği yönünde. Ben de biliyorsunuz 2 gün önce bir tweet attım. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelme ihtimali %0 diye. Yani hiç ihtimal yok. Gerçekten de öyle. Bunun nedenlerini size rakamlarla, istatistiklerle anlatacağım. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun yakınlarından aldığım bilgilerle anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 10 Eylül 2019'a gidelim. Hakan Çalhanoğlu'yla Moldova maçı sonrasında Moldova'da yaptığım bir röportaj vardı. Onun ses kaydı duruyormuş telefonumda. Az önce dinledim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Ne söylüyor Hakan Çalhanoğlu? Bir dinleyin isterseniz. Galatasaray taraftarının hep sana ekstra bir sempatisi var. Sen bir gün Galatasaray forması giymeyi düşünüyor musun? Benim de onlara sempatilerim var. Ya ben dediğim gibi hiçbir zaman çekinmedim söylemekten. Tabii ki küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ve Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile Ultra Aslanlar'da şey yapıyorlar. Yani ileride ne olur ne olur bilmiyorum ama dediğim gibi ben Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Evet, röportajı dinlediniz. Bu röportaj Fanatik gazetesinde yayınlandığında Galatasaray taraftarının Hakan Çalhanoğlu'na çok büyük eleştirileri olmuştu. Kendisini Galatasaray'a yamıyor şeklinde bana gönderilen tweetler olmuştu. Paylaştığımız haberin altına gelen yorumlar olmuştu. Bugünse ben neden gelmeyeceğini söylediğim için eleştiriliyorum. Transfer döneminde böyle değişken bir süreçte olabiliyor. Şimdi dönelim bu seneye. Biliyorsunuz Hakan Çalhanoğlu Leverkusen'den Milan'a 23 milyon euroya transfer olmuş. Çok büyük rakam. Ve Milan'da 4 sezon istikrarlı olarak İtalya Serie A'da ortalama 40-45 maç oynadı. Bu sezon ne yaptı? 48 maçta 10 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesinin biteceği sezon. Mükemmel bir istatistik. Milan sözleşme uzatmak istiyor. 3 milyon euro kazanıyor ve teklif ettikleri rakam 4-4,5 milyon euro. Juventus bu oyuncu istiyor kadrosunda. Çünkü bonservisi elinde imza parası ve 4-4,5 milyon euroya, 5 milyon euroya kadrosuna katabilir. Yine biliyorsunuz Atletico Madrid maçı var. Muhtemelen yarın ya da öbür gün Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı açıklanır. İtalyan basınında çıkan iddialar da var. Ama Galatasaray ismi de çok gündeme geldi. Bu oyuncu yaklaşık 6-7 milyon euroluk yıllık maaş talep ediyor. Menajerlerinin imza parası isteği var. Yani bu sorumluluğu kaldırabilmesi Galatasaray'ın gerçekten imkansız. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu kariyerine İtalya'da devam etti. Şu anda mutlu orada. Ve direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gidecek. Bu arada Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu. Biliyorsunuz Trabzonspor transferinde de ismi çok gündeme gelmişti. Trabzonspor transferi gerçekleşmeyince Hakan Milan'a gittiğinde 6 ay oynamama cezası almıştı ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı sırf bu transferden dolayı. Hüseyin Çalhanoğlu'na Galatasaray iddialarını sordu. Hüseyin Çalhanoğlu çok net konuştu. Galatasaray'ın şu anda kendi gündemlerinde olmadığını ve Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi. Özetlemek gerekirse Hakan Çalhanoğlu'nun maliyeti gerçekten çok yüksek. Vergilerle, menajer ücretleriyle yaklaşık 8-9 milyon eurolara çıkıyor. Galatasaray'ın bu rakamları karşılayabilmesi imkansız. Burak Elmas'ın transfer politikasının da bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Daha çok böyle Galatasaray'a değer katacak transferler yapacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekten %0 ihtimal. Çok yüksek ihtimalle İtalya'da kalacak ve kariyerine İtalya'da devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gidecek. Peki Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a ne zaman gelir? Muhtemelen sözleşmesi gideceği takımla 3 yıllık olacak. Hakan Çalhanoğlu şu anda 27 yaşında. Yani 30 yaşına geldikten sonra eğer o dönemde fiziksel olarak iyi durumdaysa ben Galatasaray'a o dönem transfer olabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sizlere Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a neden transfer olamayacağını detaylı bir şekilde özel bilgilerle anlatmaya çalıştım. Peki Galatasaray'ın 10 numarası kim olacak? Onu da
Bir sonraki videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Birkaç tane aday var. O adaylarla alakalı yine çok özel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, aynı zamanda abone de olursanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.